Kur'an ne diyor? Asr suresi 4 maddeyi uygulamayan herkes ziyandadır. Cübbenin, sarığın, Arapların giyiminin sünnetle bir alakası olur mu Allah aşkına ya? Müslümanın anayasası Kur'an olursa ilahı ve Rabbi Allah'tır. Bugün Diyanet laik sisteme bağlıdır. Demokrasiye, laikliğe, kemalizme bağlıdır. Meşrebimiz, mezhebimiz, cemaatimiz, seydamız, hocamız, şeyhimiz Kur'an ve sünneti aşmış. Cin kelimesi Arapçada çok mana geliyor. 3 manası var. 1- Görünmeyen varlık. 2- Ateşten yaratılan cin. 3- Görünmeyen melekler. Cin çarpmaları oluyor zaten yani. Cinler insanı çarpar. İşare bir ayet olarak bu ayeti örnek göstermiş. Cinler yani şeytana insanı çarpabilir. Ramazan Hoca Diyarbakır'da çıktı. Yer altında olmaya devam edin. Veli mi yoksa deli mi? Sen bu soruya nasıl cevap verirsin? Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta namı değer Ramazan Hoca ile birlikteyiz. Kendisine birçok soru hazırladık. Sormamız gereken birçok soru var. Kendisini Türkiye merak ediyor. Hatta bırakın Türkiye'yi, artık onu dünya merak ediyor. Kimdir Ramazan Hoca? Bakalım kimmiş? Kendisinden dinleyelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Sizler de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, uğraşmıyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Sizi nasılsınız? Merak ediyoruz Ramazan Hoca. Herkes seni merak ediyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Amin. Ne oldu? Nasıl yayıldı bu kadar çabuk namı? Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi var. Yıllar önce okumuştum. Diyor, sakın Allah'tan şan, şeref, makam istemeyin diyor. Çünkü o affettir diyor. Kim Allah'tan bunları isterse Efendimiz diyor ki muvaffak olamaz, ateşe girer. Ama kim bunlardan uzak durursa, gayesi Yüce Allah'ın dediği şekilde Allah'ın rızası ve Allah'ın metodu olursa Allah o işte onu muvaffak kılar, muvaffak olur, selamete eder en sonunda. Ben de istemedim, doğru oldum, samimi oldum, biraz bedel ödedim. Hem ilimle bilimle Kur'an'ı bütünselleştirmeye çalıştım. Biraz bedel ödedim. Allah da yardım etti. Bu işin püf noktası bu. Zaten bunu Kur'an söylüyor. Yani samimiyettir, doğruluktur, metot doğru metottur. Bütünsel bakıyorum, Kur'an'ı çerçevede bakıyorum. Aklımı Kur'an'ın önüne, yani vahyin önüne geçirmiyorum. Duygularımı akılın önüne geçirmiyorum. Duygu bizim için ölçü olan duygunun akla, akılın da vahye sınırına bağlanmasıdır. Bunu Kur'an da söylüyor. Mesela Maide suresinde Allah 2. ayetinde söyler. Onlara ceza vermekte bir duygusallığa kapılmayın. Kardeşim Nisa 135'te söyler. En yakınız olsa bir de adaletten sapmayın. Akrabanız, kardeşleriniz olsa duygularınız aklı önüne geçmesin. Yani siz doğru olursanız, yani Allah sizi bu yola muvaffak eder. Tabii insanın her istediği olmuyor. İnsanın görmesi, işitmesi, akıllı iradesi sınırlı olduğu için sınırlı varlık sınırlı irade eder, sınırlı murat edebilir yani. Sınırsız bir etkisi yok. Şüphesiz. Allah razı olsun. Ramazan Hoca, biz seni çok sevdik. Aslında seni Türkiye çok sevdi. Çokça konuşuldun, günlerce ismin bangır bangır tüm Türkiye'de duyuldu. Ramazan Hoca Diyarbakır'da çıktı. Herkes dedi ki ya veli mi yoksa deli mi? Sen bu soruya nasıl cevap verirsin? Şimdi bak kardeş, aleykümselam. Ben açık söyleyeyim, benim bir veli olmak, bir başka bir şeyler ama gerçekten derdim yok. Yani Allah'a yakın olmak, Allah'a kul olmak, ondan başka ilah ve Rab, yani otorite, kanun koyucu kabul etmemek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam dışında bir nebi ile Resul, önder, saduk sever kabul etmemek. Ben bunu gaye edindiğim için Allah beni duyurdu. Benim gayem bu olsaydı belki geri plan edilecektim. Yani niyet, metot doğru olduğu için, samimi olduğu için Allah da beni bu yolda muvaffak kılmaya çalışıyor. Gülebiliyorum şu anda. O diyebileceklerim bu kadar. Anladım. Peki Ramazan Hocam, günümüzde bulunan Müslümanlar ve Müslümanlığa, yani sizce şu anda ülkemizde hak bir Müslümanlık mı var yoksa uydurma bir dine mi gidiyoruz? Şimdi kardeş bak, 7,5 ile 8 milyar dünya genelinde nüfusuna bakın. 27 bin tane tarikat ve cemaat var. 27 bin tane. Bak Yüce Allah Kur'an'da Azze ve Celle biz müminleri eleştiriyor. Mu'minun 53. ayetinde biz müminleri eleştiriyor. Mu'minun 53. Ali İmran 102 ve 103'te, 104'te dolaylı yoldan bizi eleştiriyor. Bakara 256. ayetinde bizi eleştiriyor. Rum 31-32. ayetinde bizi eleştiriyor. Meryem suresi 37. ayetinde bizi eleştiriyor. Enfal 73'te bizi eleştiriyor. Yüce Allah Azze ve Celle bizi eleştiriyor. Ama biz kendimizi bir türlü görmüyoruz, biz kendimizi bir türlü eleştirmiyoruz. O da maalesef Kur'an'daki Ra'd suresi 41. ayetine göre, Buhari hadisine göre ve gidişata göre maalesef sıkıntılı bir duruma giriyoruz yani. Çok sıkıntıdır. Yani karmakarşı olup gitmiş. Deccal'ın fitnesi var. Yani tepe taklak giden önceki videolarda söyledim. Gide kötüye gidiyoruz, kötüye gideceğiz. Hak ediyoruz ki Allah başımıza bunları veriyor. Yüce Allah Ra'd 11 Enfal 53'te ki bir toplum kendini düzeltmeyene kadar
Ben o toplumu diyor düzeltmem diyor. Maalesef iyi bir durum değil maalesef yani. Sizce şu an Müslümanlık nasıl olmalı? Müslümanın anayasası Kur'an olmalı. Enbiya 108, Fussilet 6, Kehf 110'da Yüce Allah söylüyor. Müslümanın anayasası Kur'an olursa ilahı ve Rabbi Allah'tır. Müslümanın Nebi ile Resulü Önder Başkanı Selok Serveri Aleyhisselam'dır. Kur'an Müslümanın kırmızı çizgileridir. Merkez temel kitabıdır. Rivayetler yani hadisler topyekün alınmaz, topyekün atılmaz. Kur'an gibi değil. Lafız değil, manadır. Kur'an'a yani uygun rivayetler, hadisler alınır. Bütünselliğine uymayan rivayetler, hadisler alınmaz. Hadiseyi bu şekilde göreceğiz. Müçtehitlerimiz, alimlerimiz, tarikatlarımız, cemaatler, meşrepler, mezhepler Kur'an ve sünnete uygunsa alınır, onun dışında alınmaz. Uygun ideal Müslüman dediğim Müslümanlıktır. Bunu aksini iddia eden gelse sabaha konuşabilir. Çünkü bunları Kur'an söylüyor. Allah Nisa 8'de kişi eline bırakın. Nisa 9'da diyor Kur'an'a ve sünnete çok sıkı sarılın. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ikinci şey olarak alın. Kur'an ve sünnetten sonra müçtehitleri uyur ve bilir mümkün mü da bir sefer zikrediyor. Bir doğruları alın yanlışlarını amayın. Çünkü Nisa 9'da Etiyurlar ve Etiyur Resul kavramı iki sefer geçiyor. İdeal Müslüman Kur'an'ın bütünlüğüne uyan Müslümandır. Şuculuk buculuk yapmayandır. Bugün maalesef bizim tarikatlarımız, tasavvufi anlayışımız, meşrebimiz, mezhebimiz, cemaatimiz, seydamız, hocamız, şeyhimiz Kur'an ve sünneti aşmış. Yani hoca sözü ne diyor? Sesinizi Hazreti Muhammed'i aşmasın diyor. Kur'an'ı aşmasın diyor. Maalesef aşmış. O yüzden sıkıntılar bu parçalamak buna kaynaklanıyor. Evet. Kur'an birinci plan değil. Kur'an'dan sonraki kaynak hadis değil, sünnettir. Çünkü hadis söz sünnet yaşantıdır. Sünnete sonra hadistir. Sonra sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in bunu Kur'an'da söylüyor. Efendimiz ne diyor? En hayırlı dönem benim dönemim. Ondan sonraki dönem, ondan sonraki dönem. Sahabe-i, tabi'ini, tebe-i tabi'ini söylüyor. Kur'an'da Yüce Allah Tevbe yüzde sahabeyi ve ondan sonraki gelen nesil övüyor. Onlara uyun diyor. Sizce Diyanet'in şu anda hazırladığı Cuma hutbesi nasıl veya nasıl olmalı? Bak kardeş, Hazreti Muhammed Aleyhisselam dönemindeki hutbeler o mahallenin, o köyün, kasabanın, şehrin ihtiyaçlarına binaen uygun hazırlanırdı. Şimdi Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer dönemlerinde imamlara, din görevlerine, namaz kılanlara belli bir miktar maaş ödenmiş. Çünkü nasıl geçim yapacak? Ama hakkını veremiyorlar maalesef. Bakın Timurtaş Hoca, Timurtaş Uçar Hoca müftü değil miydi? Ama doğru konuşuyordu. Diyanet personeliydi Timurtaş Uçar. Ama doğru konuşuyordu. Hakkı söylüyordu. Kimin nefsine acı geliyorsa gelsin. Diyecek ki Yüce Allah'ım Müzzemmil Suresi ayet 5. Maide 70. Şura 13'te diyor ki bu hak, kelam, ilahi mesaj acıdır. Acı gelecek. Nefis bize yerin dibindeki doğal elmas gibi temiz olarak verildi. Onu yontmak, arındırmak, şekillendirmek bize bırakılmış. Ayette ne diyor Şems Suresi'ne? Fehel heme hafucura ve takva. Konun bağlamını açmayayım. Bugün Diyanet laik sisteme bağlıdır. Demokrasiye, laikliğe, kemalizme bağlıdır. Biz Diyanet'in doğrularını alırız, yanlışlarını almayız, tavsiye etmiyoruz. Ama İslami bir müessese, bir kurum değil. Yani maalesef çok sıkıntılı durumlar var. Mesela yani sisteme göre konuşuyor. Kardeşime söyleyeyim. Yani devlete göre konuşuyor. Objektif konuşamıyor. Hazır hutbedir. Mahalleye, şehire, ortama göre vaaz veremiyor. Rahat konuşamıyorlar. Kardeşime söyleyeyim. O yüzden vermiş olduğu bazı hutbeleri mesela şeyinde mesela kredi şey giriyor. Krediyle ev almayı çok şey. Bak giriyor. Bunlar sıkıntılı durumlarda yani. Rabbim iyisin inşallah. Peki, amin amin. Allah hidayet eylesin. Doğulanı alırız, yanlışanı almayız. Yani bizim ilahımız ve Rabbimiz Allah, önderimiz ve Nebimiz Aleyhisselam başkanımız Hazreti Muhammed'dir. Ayasofya hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Ayasofya zaten Doğu Roma'nın en önemli mabediydi. Fatih Sultan Mehmet, Allah rahmet eylesin, sulh teklif etti, barış kabul edilmedi, savaş dağınlığı için Ayasofya'yı kiliseden camiye çevrildi. Kilisenin camiye çevirmesi gayet normal, polis vukuka göre çevrilebilir. Yani, şimdi Diyarbakır Ulu Cami de aynen öyledir. Sulh teklif edildi sahabe tarafından, barış kabul edilmedi, savaş dağınlığı için kiliseden camiye çevirmişti, polis vukuka göre. Kur'an ve sünnete buna ilgili doğrudan bir hüküm yok ama pozitif hukuk kuralları var. Müsbet hukuktur, değişebilen hukuktur, insani hukuktur. Yani zamana hitap eden, zamanı ortamına göre durumuna hitap eden bir hukuktur. O yüzden Ayasofya'nın camiye çevirmesi gayet normaldir. Yani bir işgal veya zulüm değildir. Evet. Çünkü Müslümanlar sulh istedi, doğruma savaş istedi.
Müslümanlar hakkıyla yendiği için o en önemli mabedini kiliseden camiye çevirmiş. Hatta Osmanlı arşivlerinde Yahudi Hahamla Hristiyan Rabia ve Fatusa Mehmet'in yanlış şeysem imzası var. O da Fatusa Mehmet diyor, hocam diyor, siz sulh, barış, biz savaş istedik. Bizi yendiniz. Kiliseyi camiye çevirebilirsiniz, hakkınız var. Gene bunu kabul ediyorlar yani pozitifliğe göre. Teşekkür ederiz. 11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan. Sence Ramazan'ın önemi nedir? Şimdi Ramazan, Arapça'da Ramaz, Ramda kelimesinden türer. Yakan, yıkan, güneşteki kıvırcımları, pislikleri, lekeleri yakan, temizleyen demek. Ramazan isminde hem celaliyet var, hem cemaliyet var. Hem celali, hem cemalidir. Celali olan Ramaz, Ramdadır. Güneşteki kıvırcımları yakan. Ramadiyu kelimesi ise cemalidir. Sonbahar yağmuruyla dünyayı temizleyen. Yani Ramazan Beyhaki'de geçen bir hadiste Allah'ın isminden bir isimdir. İmam Buhari kendi kitabında Allah'ın isminden ismi olduğunu söylüyor. Mutasavvuf alimlerimiz söylüyor. Selef ulemamız bunu söylüyor. Selef ulemamız Ramazan Allah'ın ismi olduğunu söylüyor. Ama diyor hadiste 11 ayın sultanı her yılda da 10-11 gün geri gidiyor. Şimdi Ramazan Kur'an'ın indiği aydır. Şimdi iki türlü Ramazan var. Genel Ramazan her yıl 10-11 gün geri giden ve arınma daveti, ilahi mesaj, arınma daveti ayı var. Bu hem Kur'an'la olur, hem ibadetle, hem oruçla olur. Bir de şahsi Ramazan'ımız var. Sizin hidayete erdiğiniz, Kur'an'ın gönüllere, kalplere indiği an sizin Ramazan'ınızdır. Ki benim ismim Ramazan zaten yani. Evet. Bir genel var, bir şahsi var. Bu şekilde şimdi hadis var diyor, Ramazan ayı gelince cennet kapısı açılır, cehennem kapısı kapatılır, şeytanlar zincire vurulur. Hocam diyor, bugün Ramazanlarda millet oruç tutmuyor, cinayetler, kavgalar, eylemler oluyor, huzursuzluk. Belki bazen Ramazan aylarındaki gider huzursuzluk, bazen hiçbir ayda olmuyor. Misal söyledim, bazı aylarda sürekli o masabikte. Kişi kendi Ramazanını açarsa, Kur'an'ı kalbine açarsa, vahiy kalplere inerse, siz kendi cennet kapılarınızı açıp, kendi cehennem kapılarınızı kapatıp, kendi içinizdeki şeytanın zincire vurursunuz. Yoksa büyük şeytan zincire vurursa, imtihanın gereği kalmaz. Saat 79, Hicri 36. Kâle Rabbi fe enzin ilahe bi asıl. İnsan dileyecek güne kadar bu ne tanım dedi. Şeytan, değil mi? İmtihandır. Sağdan, soldan, önden, arkadan saldıracağım. Şeytan tatil yapmaz. Değil mi? O yüzden nedir? Peygamberler, Resuller, ölema, şeytan elinden geçiş çok tecrübelidir. Biz bir de anlayacağız. Biz kendi cennet kapılarımızı açıp, kendi cehennem kapılarımızı kapatıp, kendi şeytanımızı, yani Ramazanımızı berekete açacağız. Yoksa siz Kur'an'ı kalbe indirgemeyin, sizin cennet kapılarınız kapalı, cehennem kapılarınız açık, şeytanlarınızla meydanda sahada olur. Biz o şekilde yaşayacağız. Bu ayeti bu şekilde algılamaya çalışacağız. Bir de hadisleri, ayetleri meal olarak ezberleyin. Evet diye böylece bir kısa Ramazan hakkında kısa bu kadar yeter. Ben klasik gitmiyorum, mesaj vermeye çalışıyorum. Yani böyle ayetleri, hadisleri, Bakara 180. ayet, bilmiyorum Duhan suresindeki ayet, Kadir suresi birbirinin devamıdır. Ben klasik bilgi gitmiyorum, böyle mesaj vermeye çalışıyorum yani. Ezber gitmiyorum yani. Nisa suresi ayet 79. Benim kendimi sevmiyorum ama ümit varım. Biz korkumuzu Allah'a verirsek korkunun efendisi oluruz. Ve o yüce yaradan bizi bütün korkulardan, sahte ilahların kokusundan bizi beri kılar. Ama biz korkumuzu insanlara verirsek korkunun esaretine gideriz. O sefer ömür boyu bu korku içimize çekeriz. Teşekkür ederim. 2,5 aylık bir süreç geçirdin. Ondan haber aldık. Yani 2,5 aylık bir istemediğin süreç geçirdin. O süreç nasıldı? Bu hastane süreci mi? Hastane süreci, doğru. Şimdi hastane süreci, dedim ya, millet şikayet etti. Camideki bir kısım imamlar, insanlar, cemaat, halk çok şikayet etti. Şimdi diyorlar, hocam bu bayan yüzünden seni götürdü, alakası yok. Bayan bahane oldu, bahane. Şimdi daha önce gelip bana söylüyorlar, hocam diyorlar, sizi emniyet müdürlüğüne, kaymakama, valiliğe, çok kurumlara, başbakanlığa, cumhurbaşkanına şikayetler gidiyor. Şikayetler ettikleri için, bu dosya fazla kabardığı için göze battım. Göze battığım için de o bayan olayı, camideki olayla bir sebep oldu yani buna. Anladım. Yani uzun bir süreç geçti. Allah'a hamdolsun atlattık. 15 gün içeride kaldım. Bitti yani, Allah'a hamd, o süreci atlattık. Geçmişte kaldı. Bakın şunu size bilgi vereceğim. Tarih geçmiştir. Geçmişe fazla takılırsak önümüzü göremeyiz, kaza yaparız.
Asla geçmişte yaşamayacağız, geçmişten ders alacağız. Evet. Geçmişi günümüze getireceğiz. İki, yemek, içmek, ayakta kalmak vücudun gıdasıdır. Üç, giyinmek, soğuktan, sıcaktan korumak. İnsan bedeni, vücudu, insanın yakutu, incili özelliği de onları sırlarımızı, harememizi, özelliğimizi koruyacağız. Kur'an ise ruhun gıdasıdır. Ruhumuzu Kur'an'la doyurursa selamete ereceğiz. İnsan bedeninin yemeğe, içmeye gereksinimi, yani ihtiyacı var ise ruhun da ibadete ihtiyacı var. Efendimiz boşuna mı söyler haşa Tirmizi hadisinde? Allahümme inni euzubike min nefsin la teşba. Nefsin doyum bilmez, doymak bilmez arzularına Allah'a sığınırım. O yüzden nefsimizi Kur'an'la terbiye edeceğiz. Sünneti yaşayarak hiçbir zaman şeyhimizi, hocamızı, tarikatımızı, tasavvufumuzu, cemaatimizi mutlak görmeyeceğiz. Nitekim kul mutlak olan sırat-ı müstakimdir. Tarikat yol ve yöntem demek %100 doğru yol demek değildir. Sebir yol ve büyük cadde demektir. Ama sırat ana yol ve sağlam köprü demektir. %100 doğru yol olan sırat-ı müstakimdir. İçine girdiğiniz zaman sizi bariyerlerden, sıkıntılardan, çitlerden, birçok engellerden sizi korur, siz selamete erdirir. Sırata uyacağız. Ramazan hocam, vallahi biz bir şey merak ediyoruz ya. Neden merak ediyorum biliyor musun? Çünkü dünyanın birçok yerini gezdim. Birçok yerde şeriat gördüm. Yani şeriatın adını gördüm. Ama şeriatın kendisinden vallahi haberim yok. Yani sence neden dünyanın hiçbir ülkesinde şeriat dört dörtlük yaşanmıyor? Şimdi kardeş, dört dörtlük kavramına ben bir nebze katılmıyorum. Dört dörtlük olmak, mükemmel olmak demektir. Mükemmellik Yüce Allah'tan Azze ve Celle'den başka kimseye has değildir. Mükemmellik dört dörtlük El-Kudüs sıfatının yansımasıdır. Asla. Peygamberleri bile ben mükemmel görmüyorum. Hata yapabilirler, insandırlar, nefsine uyabilirler, tövbe ederler, Allah onları bağışlar. El-Kudüs olan Yüce Allah'tır. Şimdi şöyle söyleyeceğiz. Maalesef kardeş, dünyanın hiçbir yerinde şeriat yaşanmıyor. Kabulleniyorum. Ama şeriatı yaşamasak, yaşanmasa bile biz gücümüz nispetinde bu şeriatı Kur'an'ın gücümüz nispetinde yaşayacağız. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki bir toplum kendi düzelmese ben o toplumu düzeltmem. Biz kendimizi toplum olarak düzeltmesek şeriat hakim olmaz. Şimdi şeriat olmasa bile herkes bireysel olarak bu şeriatı, bu dini yaşamak zorundadır. Gücümüze göre Allah Kur'an'da nahl 120. ayetine Hazreti İbrahim gibi olun, tek başınıza olun diyor. Değil mi? Meselemiz böyle. Gücümüz nispetinde yaşamak zorundayız. Şimdi şeriat niçin gelmiyor? Çünkü demek toplum samimi değil. Çünkü Kur'an ne diyor? Asr suresi 4 maddeyi uygulamayan herkes ziyandadır. Şimdi 4 maddede vel asrinde insan lefi hus, bütün insanlık ziyandadır. İllellezine amenu. Şimdi adam diyor ki hocam, siz diyorsunuz ki kişi önce Müslüman olur. Allah'ı tek ilah ve Rab kabul eder. Aziz Muhammed'i önder, Aleyhisselam'ı selok sever, başkan rehber kabul eder. Müslüman olur. Mümin olup gücüne göre bu Kur'an'ı yaşar, sünneti yaşar, hadisi yaşar. Sonra hocam iman da onun meyvasıdır. Ama hocam Asr suresinde Allah diyor ki önce iman edin. Asr suresi tüm Kur'an'ın özeti değil midir? Özetidir. İman da Müslümanlık ile müminin özetidir. Müslüman artı mümin eşittir iman eden. Kişi önce iman etmez, önce Müslüman olur. Ahzab 35 Müslüman erkek ve bayanlar, mümin erkek ve bayanlar. Sonra Yüce Allah iman edenlerin vasfını zikrediyor. Tarih süresinde Müslüman bayanlar, mümin bayanlar. Hoca süresinde bedevi araba demiyor mu? Biz iman ettik. Allah diyor hayır, siz Müslüman olunuz, teslim olunuz. İslam'ı kabul etmeye geldiniz diyor. Demek kişi önce Müslüman olur, sonra mümin. İman da onun sonucudur. İman Müslümanlığın müminin özetidir. Yani ağacın kökü Müslümanlıktır. Yeşillikler, dallar mümin olmaktır. İman da onun meyvasıdır. İman artar da eksilir de. Şimdi biz Müslümanlığımız, müminliğimiz, yani imanımız sağlam değil. İki, imandan sonra salih amel. Salih amel ıslahtan gelir Arapçada. Fesatlığı, pisliği, günahı, çirkefliği, engelleyen, önleyen, temizleyen, arındıran. Bakın namaz bir salih amel değil. Hasenattır Kur'an'a göre. Bak namaz bir hasenattır. Namazı yaşamak salih ameldir. Oruç bir hasenattır. Orucu yaşamak salih ameldir. Dua bir ibadettir. Kavli dua. Ama fiili dua salih ameldir. Yani hasenat ile salih amel birini bitirmiyor. Salih amel de yok. O diyor neme lazım, o diyor bana ne? Maide 78-79. İnsanları kötü yerine alıkoymalılar. Peygamberler ve Resulü'nün diliyle lanetlendiler. Hakkı söylemiyoruz, korkuyoruz. Tavassal bir hakkı söylemiyoruz. Sabır da yok. Sabır mücadeledir. Beklemek demek değildir. Sebat da mücadeleyi sürdürmek demektir. Kararlılıktır, istikrardır. Efendimiz demiyor mu? İbadetin en kaydısı az da olsun, öz olsun, devamlı olsun. Üç çeşit sabır vardır. Bela ve musibetlere karşı, ibadetlere karşı ve günahlara karşı. O yüzden Asr suresi şu an yok. O yüzden dünyanın hiçbir yerinde şeriat olmaz ki. Hak şeriatı isteyecek.
İstemezse şeriat gelmez. O yüzden bizim istememiz lazım. Bu bizim için ölçüdür. Allah razı olsun. Yani dünyanın hiçbir yerinde doğru düzgün şeriat yaşanmıyor. Bir kere de şeriat vardı gibi görünüyor. O da yarım yamalık yaşanıyor. Zenginlere var, fakirlere yok. İran'da Şii şeriatı var. Suudi Arabistan'da zenginlerin şeriatı var. Zenginlik şeriatı var. Fakirlere şeriat var, zenginlere yoktur. Ayrımcılık var. Bir de şeriat mı olur? Efendimiz demiyor mu? Fatıma bile hırsızlık yapsa onun ellerini keserim. Kur'an'da hırsla alakalı ayet yok mudur? Maide suresinde. Değil mi? 38 39. ayetle elini kesen ayeti var. Ama şeriat kurulmadan, hırsızlığını öndeki engele kaldırmadan, fakirlik kaldırmadan ceza da vermez zaten şeriat. Bunları biliyorsun. Söylemeye gerekmemiz. Mezhepler hakkında, şu an günümüzdeki mezhepler hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi kardeş bak, İmam-ı Şafii Bağdat'taydı, kısa içtihat yaptı. Gidi Mısır'a, şehir içtihatını hepsini hemen hemen değiştirdi. İçine kayıcı değiştirdi. Mezhep yorumdur, din değil, kolaylıktır. Mezheplerin 100 yılda bir güncellemesi lazım. Tecdidlerin yenilenmesi lazım. Bugün maalesef biz İmam-ı Şafii, Ebu Hanife, Maliki, Hanbelilerin o içtihatları üzeri devam ediyoruz. İçtihatlar maalesef çok ıslah hariç güncellenmiyor. O yüzden zamana hitap etmiyor. İçtihat Arapça'da kuyudan zoruna su çıkarmak. Müştehit mezhep kuran. Mezhep de içtihat yapandır. Bir içtihadın bütünüdür mezhepler. O şekilde söylüyorum. Mezhep adam diyor hocam Kur'an'da sünnete mezhep yok. Var arkadaş nasıl yok? Ben görebiliyorum. Allah Kur'an'da değil mi? Nisa 8'de işi eline bırakın. Nisa 9'da demiyor mu? Etiyullah, etiyur Resul iki defa geçiyor. İki mutlak itaattir. Yüce Allah'a ve Resulüne mutlak itaat lazım. Ahzab 21, Ahzab olsa adı tövbe 29. Zaten 33 şehirde Medine'de Etiyullah, Etiyur Resul'ün ayeti var. Ama Ahzab suresinde Nisa 9'da Ulul Emri Minkum bir seferlik tek geçiyor. Bir, doğrularını alın, yanlışlarını almayın demek. Ulul Emri Minkum müştehit demek, devlet reisi demektir. Müştehit de içtihat yapan, içtihat da Ulul Emri Minkum'dur. Ne fark eder? Nasıl yoktur? Mezheplerin bugün güncellemesi lazım ama mezhepleri Kur'an'ın ve sünnetin önüne geçirmiyoruz. Doğulanı alacağız, yanlışını almayacağız. Kendi kafamıza göre değil ama ulemaya, alimlere göre. Kur'an'ın bütünlüğüne uyuyorsa alınır, sünnete, ilme, bilme uyuyorsa alınır, onun dışında alınmaz. Ama bence, sence değil. Yine sonuçta alimlere göre. Kendi kafamıza göre yapmayacağız mezhebin şeylerine göre. Mezhep bir kolaylıktır, yorumdur, din değil. Mezheplerin üç türlü yorumu var. Hem o dönemde doğru, hem günümüze doğru. İkincisi yanlış içtihat. Üç, o dönemde doğru günümüze uygun olmayan içtihat. İçtihat üç şekilde olur yani. Allah kabul etsin. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. İstersen ek bir bilgi de vereyim. Buyur abi. Mezhepler zamana, şimdi her yerde ev fiyatları, sebze meyve fiyatları, arsa arazi fiyatları bir değilse, buna inanıyorsanız mezhepleri de zamana, ortama, mekana, yere, mahale göre de kolaylıktır. Allah bütün insanların DNA'sını farklı yaratmış. %99 aynı yüzde bir farklı. Mezhepler aynı olursa ihtiyaçlar telafi edilmez. Herkesin kafa yapısı bir değil. Herkes aynı değil ki mezhep aynı olsun. Mezhep kolaylıktır, zenginliktir yani. Ulul emri minkum müştehit demek, müştehit de içtihat yapan, içtihat yapan da mezhep kuran demektir. Ulul emri minkum Arapça'da hem müştehit, mezhep kuran, hem devlet adamı, büyük devleti yöten halife manasına da geliyor. İkincisi hadiste de geçer. Efendimiz Buhari hadisinde müştehit içtihat yaparsa isabetinde iki yanıldığında tel ecir. Adamı diyor hocam yanıldığında niye ecir alıyor? O gayretinden olur. Eğer müştehitler içtihat yaptığı zaman vebal altına girse hiçbir mezhep içtihat yapmaz. Biz de sıkıntıya düşeriz. Zor duruma düşeriz. O yüzden Allah Kur'an'da Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam hadislerde müştehitlere, mezhep kuranlara içtihat yapma hakkı vermiş. Ama onu fazla dengeler, onu fazla köpüğü, haddi taşmamak için de Efendimiz ki müştehit de, alim de çok fazla aşırı fetvalar vermesin. Çünkü aşırı fetva veren kendi cehenneme çok yaklaşanır. İçtihat kapısının açılması recadır. Aşırıya gitmemesi de havftur. Havf ile reca arası gideceğiz. Adam diyor hocam mezhep aynı olsaydı, kardeş herkesin kafa yapısı bir midir? Yok. Herkesin rengi bir midir? Yok. Piyasada kalite birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kalite mallar var iken değil mi? Bunun çeşitlik olması zenginlik. Allah Maide suresinde, Kur'an'ı demiyor mu? Hucurat suresinde, gerek ayetlerde ırklar, renkler, yine özellikle hucuratta benim ayetlerim zenginliktir, güzelliktir bunlar. Üstünlük değildir, üstünlük takvadadır, imandadır. Hayrı ve sabırda yarışın ayetleri var. Biz bunları görmüyor muyuz? Görüyoruz. O yüzden de bütün insanın DNA'sı %99 aynı yüzde bir farklıdır. Aynı olsa sıkıntı olur. Efendimiz ne diyor hadiste?
ruhsat da, kolaylık da, azimet de, takva da Allah'ın rızasındandır. Herkesin kafa yapısı, fikir yapısı bir olmadığı için bütün mezhepleri de aynı görmek de yanlıştır. Mezhepleri şey gibi düşünebiliriz. Her yerde ev fiyatları, araba fiyatları, arsa arazi fiyatları, elbise fiyatları ne için bir değildir? Mezhepleri bile düşünebiliriz. Mezhepler ondan dolayı çeşitlilik, zenginlik kazanıyor. Çünkü aşırı bir fark yok. Hafif bazı tür farklılıklar olması da normaldir. İlkbaharın bir iklimi, giyeceği, sebzesi, meyvesi var. Yazın, sonbaharın, kışın var ise mezhepler de Allah'ın bir kolaylığıdır. O kolaylık içindeki ayet, rahmet iklimidir. Rahmet ikliminde ne olması lazım? Biz dört mevsimi de yaşıyoruz. Çünkü biz ikinci ümmetiyiz, son ümmetiz. O yüzden bütünsellik olarak bakarsak mezhepler kolaylıktır, rahmettir. Hem bazen mezhepler yanlış işaret yapabilir. Biz mezhepleri Kur'an ve sünneti önüne geçirmeyeceğiz. Ki diğer mezhep imamlarımız diyor ki bizim sözlerimiz Kur'an ve sünneti taşımasın. Yani sesimizi Hazreti Muhammed'in yanına yükseltmeyeceğiz. Kur'an ve sünnetin üstüne geçirmeyeceğiz. Bu konu hakkında ayet de var. Hucurat suresinde hadis de var. Efendimiz söylüyor. Bir de ulema, İslam ulaması da söylüyor. Ramazan hocam, merak ediyoruz. Şu anda sarık, cübbe İslam'da şart mı? Bak yani kardeş, sizce bir hoca nasıl giyinmeli? Bak sarık, kardeş, cübbe giymek zorunda şimdi mı? Şimdi bak, Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabı olan Kur'an'a bakın. Gerek ki hadislere bakın. Sahih hadislere bakın. Kardeş, cübbenin, sarığın, Arapların giyiminin sünnetle bir alakası olur mu Allah aşkına ya? Değil mi? Sonuçta bak, zamanında Ebu Celil de bunları giyiyor. Tabii. Şimdi kutuplardaki Müslüman kardeşimiz sarık, cübbe mi giyecek ya? Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Halal dairesinde istediğini ye, giy, iç. Seni kibirle israfa sürüklemesin. Sakal, sarık, cübbe, cübbeyle sarık sünnet olmaz. Sakal hakkında biraz ihtilaf olsa da, bazı ulemamız ihtilaf etse de, sarıkla cübbe Arapların örfüdür. Bir sıkıntısı yok, giyilebilir. Ama bakın bunu dini giysi olarak algılayamayız. Bakın Kur'an ve sünnette Allah ne diyor? Bütünselliğinde. Edi kitaba özenmeyin. Yani aşağılık kompleksine girmeyin, maymunlaşmayın. Özenti yapmayın. Allah bunu Kur'an'da söylüyor. Nisa suresinde söylüyor. Nisa 137 mi 139, ben 137 diye hatırlıyorum. Biz orada Allah izzetin mutlak Allah'a ve Resulüne, Allah'a uymak olduğunu, Allah'tan geldiğini söylüyor. Münafık 8'de Yüce Allah ne diyor? İzzet Allah'ın olmakla bitti. Allah onu Resullere ve müminlere verir yani. Şimdi halal dairesinde giyime nasıl olması lazım? Bir, özenti, Avrupa'nın giyimine, kuşantınızına özenti olmadan onların kıyafetlerini giymek caizdir. Özenti olmadan. Özenti olmadan. Çünkü biz bugün gavurların telefonlarını, çok giyimlerini, kuşan markalarını giymiyoruz kardeşim. Efendimiz ne diyor? İlim müminin kaybolmuş malıdır. Müşrikten görsen bile Allah basireti Kur'an'a sünnete uygun olsun. Saçlamak Yahudi ve Hristiyanlardan gelmedir. Efendimiz bunu uygun gördüğü için sünnet oldu. Efendimizin döneminde bir tane sahabe kalbi ağrıyordu. Efendimiz dedi ki dine düşman olmayan bir Yahudi kalp cerrahının yanına git. Tedavi yol dedi. Efendimiz Aleyhisselam Muaz bin Cemel ile Mekke sokağında yanlış hesabı gezerken bir müşrikin bir beytini gördü. Derin üzerine yazılı. Efendimiz dedi ya Muaz oksana. Muaz dedi ya Resulallah Aleyhisselam. Bu müşrikin beyti değil midir? Efendimiz dedi insan değil midir? Bir oku bakalım ne diyor. Bir cümle okudu o şiirin beytinden. Dedi bu beyt Müslüman olmuş. Allah dışında her şey yok olmaya mahkumdur. Allah bakidir, zatı bakidir, ölümsüzdür. O yüzden de Efendimiz Müslüman hadisinde ne diyor? Bayan olsun, erkek olsun, dar ve ince giyinmesin, göz alıcı renkler giyinmesin, istediğini giyinebilir. Pantolon bayan giyemez. Çünkü pantolon erkek kıyafetidir. Hadislerde Müslümanların dar olmayan geniş pantolon giyineceğine dair hadis vardır kardeş. Ben buna denk geldim. Pantolon Fransızca bir kere pantolon Fransız kültüründen gelebilir ama Müslümanların geniş pantolon giyineceğine dair ben bir hadis gördüm. Şehrinde okudum yıllar önce, şimdi deyin. Ama geniş ha, şu anki dar pantolon değil arkadaş. Böyle geniş pantolon hakkında hadis var, giyilebilir. Zaten Arapların giysi hakkında yeter ki dar olmasın, ince olmasın, göz alıcı olmasın. Halal dairesi istediği giyilebilir. Yani sarıkla cübbe sünnet değildir. Arapların öfüdü giyilebilir, sıkıntısı yoktur kardeş. Allah senden razı olsun. Dar ve ince olmasın.
göz alıcı olmasın, haram olmasın, kibir de israf olmasın. Hatta Efendimiz şu an siz ve Hazreti Ebu Bekir'e diyor, kibir elbisesi süründürmeyin. Hazreti Ebu Bekir diyor, Resulallah bizim elbiselerimiz de bazen yerde sürünüyor. Efendimiz diyor ki kibirli niyeti, kasti olmazsa sıkıntı yoktur yani. Peki ülkemizdeki anayasaya karşı İslam'ın bakışın nedir? Yani ülkemizdeki anayasa doğru bir anayasa mı? Kardeş bak, ben videolarımda daha önce söyledim. Ben pratik özel konuşuyorum. Anayasamız yanlıştır. Kur'an'a uygun değil. Çünkü kardeşime söyleyeyim. Tevbe 31. ayete bakan hamlani ve rahiplerini Rab edindiler ayeti var. Değil mi? Orada bir adı bir Hatem Tirmizi hadisinde boynunda altında haç olan halde ya Resulallah diyor. Biz sana güvenirsen Muhammed ölemişsin. Biz kimseye Rab Rab demedik diyor onlar. Hahamlar ve rahipler Allah'ın halallarını haram ettiler. Haramlarını halal ettiler. Onlar peşinden giden insanlar da onları Rab edindi. Onlara uydu. Kalben kabul etti. Onlar Rab edinmiş oldu. Şu anki anayasa İslam'a aykırıdır kardeş. Mecliste hangi anayasa var biliyorsun? Kur'an dışında bütün anayasalar var. Demokrasi var mecliste. Demokrasi batıl bir dindir. Mehmet Akif Ersoy söylüyor, İskan başımızın şairi. Kim kabul etmişse ilmi demokrasiyle inkar etmişse şu yüce Kur'an'ı. İslam'a aykırı çünkü Allah'ın halal ve haramına karışıyor, şirktir. Laiklik, din ve devlet ayrı diyor, din işlerine karışıyor. Üç, sosyalizm mecliste var. Komünizm var, Kemalizm var, Apoizm var. Maalesef mescitte İslam yoktur. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı. A'dan Z'ye, Z'den Kür'e her şeyi Allah yaratmış. Maalesef Allah'ın dünyasında, Allah'ın camisinde bir de Allah'ın dediği olmuyor. En'am suresindeki ayete göre meşrekli müşrikler kurban etini arazi ürünlerine, putlarına adak adarlardı. Şu putumuza, şu Lat'a, şu Uza'ya, şu Menat'a, şu Hübel'e, bu da Allah'a diye. Allah'a yanlış değilsem 4. sıra pay ayırırlardı, %25. Ama bugün camilerde bir de Allah'ın sözü geçmiyor. Adam camide İslam kuralları değil, laik, Kemalist, Apoist, Sosyalist, Komünist, Fetoist ne desen var, İslami hükümler yok. Dedim ya, la hayır diyeceğiz, bütün kanunlara, bütün anayasalara hayır diyeceğiz. La ilahe reddiyedir, illa ancak Allah'ın ilahlığına, Allah'ın hükümlerine evet diyeceğiz. Enbiya 108, Fusiyat 6, Kehf 110, Allah'a teslimiyet gösterip Müslüman olacağız. Müslüman yüce Allah'a ve Resulüne inanan değil, öyle bir şey yok. Allah'a tek ilah ve Rab kabul eden 18 hadiste geçer. Kur'an'da Enbiya 108 kul de ki innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahu vahid de ki tek bir ilah kabul edeceksiniz. Fehel entum Müslüman, Müslüman kimse olacak mısınız? Ya kalu bela diyeceğiz veya Zümer 15 gibi kendimize bir ilah seçeceğiz, bir ilah arayacağız. Değil mi meselemiz bu? Oysa ki iki ilah, nehal elbi zariyat elbi de Allah ne diyor? İki ilah olmaz. Tek ilah, tek önder Selok Selber Başkan Aleyhisselam olacak. Buna Müslüman oluyoruz. Mümin olup gücümüze göre Kur'an'ı yaşıyoruz. İman da onun meyvasıdır. Yani Müslüman altın mümin eşit de iman eder. Şu anki anayasa İslam'a aykırıdır. Kur'an'a uygun değil, zat etmek zorundayız. Biz yaşıyoruz ama istemeden yaşıyoruz. Zaruri halde yaşıyoruz. Bak kabul etmiyorum şahsen söylüyorum. Hocam dünyanın hiçbirinde şeriat yok. Gücüne göre bu şeriatı kendin yaşayabilirsin kardeş. Yaşayabildik ha yaşayacaksın. Bak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sahabe kimi paralarını kullanıyorlardı? O dönemde Acemlerin ve Romalıların parasını kullanıyorlardı. Şimdiki mark, dolar, euro gibi. Efendimiz demiyor mu? Kulu la ilahe illa Muhammed Resulullah topluyorum. La ilahe illa Muhammed Resulullah deyin kurtulun. Ama biz 10 gün defa diyoruz kurtulamıyoruz. Demek bize problem var. Biz ya okumamışız, ya anlamamışız. Ya anlayıp yaşamamışız, ya yaşayıp anlatmamışız. 4 merhale yok, Asr Suresi gibi. O yüzden hep ziyandayız. Hep geri plan atıyoruz. Kur'an bizim özlemizken, biz tarihte bir liderdik, öncüydük. Biz Kur'an'ı geri plan ettik, nesne haline getirdik. Allah da Azze ve Celle bizi ne yaptı? Nesneleştirdi. O yüzden maalesef çok sıkıntı bir durumdayız. Kur'an'a uyuyan toplum yükseltilir, uymayan toplum alçaltılır. Yani şu anki anayasa, İslam'a aykırı biz kabul etmiyoruz yani şahsını söylüyorum. Ben daha önceki videolarımda söyledim. Ehven-i Şer var ama Ehven-i Şer bir yere kadar olur. Efendimiz 9 yıl Rumlara destek oldu. Kıyamete kadar olmadı. Ehven-i Şer bir yere kadar oldu kardeş. Hepsinin cebini dolduruyor. AK, DTP, CHP, MHP hepsi. İslam'da Müslüman partisi yoktur. Hizb, Arapça parti manasına gelir. Müslüman'ın ilahı Rabbi Allah, önderi Hazreti Muhammed, partiden uzak duracağız. Ben Ehven-i Şer'e destek olunur dedim. Kabullenin. Ama bir yere kadar, kıyamete kadar olmaz. Yani ben yine de tekfir etmiyorum ama bu saatten sonra oy vermeyi biraz sıkıntılı görüyorum. Uzak duracağız. Ya hiç kimse oy vermeyin veya en az zarar verene oy verin. Benim tercihim, yorumum bu şekilde. Doğrusunu Allah bilir. Sizce
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten cinleri görmüş müdür? Zaten görmüş. Kur'an'da cin suresine ayet geçiyor kardeş. Cin suresine ayet geçiyor. Araf suresine geçer. Yanlış değilsem Ahkâf suresine geçer. Ayette açık açık söylüyor zaten yani. Cin kelimesi Arapçada çok mana geliyor. Üç manası var. Bir, görünmeyen varlık. İki, ateşten yaratılan cin. Üç, görünmeyen melekler. Şimdi melekler ateşten, şimdi melekler nurdan, Müslüm'ün hadisindedir. Cinler ateşten, insanı topraktan yaratmış. Ama cin kelimesi Arapçada çok mana geliyor. Örtünmek, örtünmek, gizli kalmak, bir şey duyuyor, oğlanlardan gizlenmek manasına geliyor. Efendimiz görmüş, ayet açık açık söylüyor. Aynen. Hadislerde de var. Kardeşime söyleyeyim. Anne karnındaki çocuğa da cin deniliyor. Cenin. Cin kelimesi Arapçada ceninden türüyor. Gözükmediği için. Yani gözükmeyen varlıklara cin denilir. Arapçada mikroplara cin denilir. Karbon mikrobuna, ateşine cin denilir. Yani cin kelimesinin çok manası var. Kelimeler cümlenin akışına göre mana kazanır. Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüştür tabii, yani cinleri görmüştür. Sizce tarikatlar var mıdır? Kardeş bak, tarikat, sen tarikat yoktur desen adam diyecek hocam İslam'da mezhep de doğrudan yok. Dolaylı yoldan var, doğrudan yoktur. Tarikat ne demek? Yol ve yöntem demektir. Cin suresi ayet 12'de yanlış değilsem. Ben 12 mi 18, ben 12 diye katılıyorum. Müslüman bir bir cin ne diyor orada? Diyor biz tarikatlara bölündük. İçimizde iyiler ve kötüler de var. Demek tarikat kelimesi Arapçada %100 doğru yol manasında değil. Yol ve yöntem demektir. Tarikatın doğrularını alacağız, yanlışlarını almayacağız. Tasavvuf da öyledir. Mezhep gibidir. Tarikat bir tasavvuf gibi şey gibidir. Bir mezhep gibidir. Bir meşrep gibidir. Yorumdur. Tarikat yorumdur. %100 doğru yol değil. Sebil yol ve büyük cadde demektir Arapçada. Ama sırat ana yol ve sağlam köprü. %100 doğru yol demektir. Allah Kur'an'da Fatiha suresinde sırat-ı müstakime uyun demiştir. Ne tarikata şeye deyin. Yani tarikat %100 doğru yol demek bir düşüncedir, bir tasavvuf, bir yorumdur. Mezhep, cemaat gibi, meşrep gibi. Bir şeyhin, hocanın, seydanın fikri gibi bir düşüncedir. %100 doğru yol değil. %100 doğru olan Kur'an'dır. Kur'an'a uyan rivayetlerdir. Alimlerin Kur'an ve sünnete uyan içtihatlarıdır. Biz bu şekilde bileceğiz. Yani kötü bir şey değil. Güzel tarikatlar olabilir, sıkıntı. Ama tarikat Kur'an ve sünneti aşmayacak. Şeyh Kur'an ve sünneti aşmayacak. Kur'an'a uygun, sünnete uygun tarikatın, tasavvufun, mezhebin, meşrebin, hocanın, şeyhin düşüncesi alınır. Kısa olarak bu kadar yeterli geliyor herhalde. Allah razı olsun. Bir yorumdur tarikat yani, mezhep gibi. Cinlerden bahsettik ya biraz az evvel. Evet. Hatta dedik ya Zariyat suresinde buna bir örnek. Ben cinleri ve insanları ancak bana... Zariyat 56. Aynen öyle. Ahkâf yani, suresinde geçer, Araf'ta geçer, cin suresinde geçer. Biz merak ediyoruz. Cinlerle alakalı biraz bilgin var mı? Şimdi cinler, ben cinler metafizik latif varlıklardır. Kesif varlıklardır. Latif, metafizik varlıklardır. Ses hızından yüksek hızlıdırlar. Işık hızından düşüktürler. Bizim gibi varlıklardırlar. Bizden önce vardırlardı. Bizim gibi yiyorlar, içiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam hadislerde diyor, türüyorlar. Cennete ibadet için yaratılmışlarsa demek cennet ve cehennemleri var. Cennet ve cehennemleri varsa demek ki iyileri ve kötüleri var. Yiyorlar, içiyorlar, imtihana tabi tutuluyorlar. Bu şekilde bileceğiz yani. Allah senden razı olsun. Amin. Kısa yalnız şunu bileyim. Fazla cin konusuna girmeyelim çünkü çok kardeşlerimiz giriyor. Latif, metafizik varlıklar olduğu için çok kişi giriyor, psikolojisi bozuluyor. Tavsiye etmiyorum. İmanı güçlü olmayan fazla cin konulan, hani Kur'an'daki sünnetteki bilgilerle yetinsin. Fazla bile cin çağırma seanslarına, durumlarına girmesin. Çünkü çok işitiyoruz, çok kendini kaybedip dengesizleşiyorlar, psikolojiyi bozuyor. Cin çarpmaları oluyor zaten yani. O yüzden de bilgi olarak edinebilirler. Peki dipnot hocam. Evet. Cinler insanlara musallat olabilir mi? Olabilir zaten, ayette var. Bakara 275 miydi, 279 muydu? Faiz hakkındaki ayettir. 79 diye hatırlıyorum. Diyor faiz yiyen şeytanın onları çarptığı gibi dirilirler. Bu ayete dayanarak şeytanla cinlerde olur. Cinler insanı çarpar. İşare bir ayet olarak bu ayeti örnek göstermiş. Cinler yani şeytana insanı çarpabilir. Allah çarpabilir. Gerek hak ettiğimiz veya hak etmediğimiz durumlarda da imtihan gereği Allah bizi bunlara sınayabilir yani. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Selamete kalın. Bugün Ramazan. Ramazan'ın ortasındayız artık. Evet. Biz istiyoruz ki şu zamanlarda Rabbimize yönelelim. Ona duamızı en iyi şekilde yapalım. Evet. Ama bir yandan da şunu bilmiyoruz. Acaba biz ne yaparsak en çok Rabbimize ulaşırız? En çok hangi duayı edersek Rabbimiz bizi huzuruna kabul eder? Şimdi cevap vereyim. Bir, Kur'an ne diyorsa, Kur'an Nisa 48'de 116. ayet diyor ki, şirkle gelirseniz sihayete bağışlamam. Zümer 53, Enam 83'ten 88-89. Ayete kadar diyor ki, şirk koşanların amellerini kabul etmem. Şirk, önce şirkten
sakınacağız. Çünkü Allah İsra suresi yanlış değilsem 70. ayetinde diyor, Adem oğlunu keremli, değerli, şerefli kıldım. En büyük şeref şirkten arınmaktır. Sonra büyük günahlardan arınmaktır. Sonra küçük günahlardan arınmaktır. Yani önce iman, sonra can, sonra mal. İman giderse canın, canla giderse malın hiçbir kıymeti yok. Dünyayı dünya eden insan, insanın insanın içindeki iman. İman giderse insan hiçbir kıymeti yok. Biz önce şirk günahını öğreneceğiz. İlah nedir, Rab nedir? Mevdudi'nin Kur'an'da 4 elim kitabı var. Mehmet Alakaş hocamızın Tevhid ve Şirk kitabı var. Mevdudi hocamızın, Seyda'mızın, büyük üstadımızın 2 ciltlik veya bazen bazı durumlarda tek ciltlik Pınar yayınlarından Hazreti Peygamber'in hayatı ve tevhid mücadelesi Mekke ile Medine'yi, çünkü Hazreti Ümmet diyor Mekke ile Medine'yi bilmeyen Kur'an'ı okusa bile anlayamaz. Önce şirkten arınacağız. Sonra Hazreti Muhammed dışındaki sahte saroklardan arınıp şirkten arınacağız. Hiçbir şeyi Allah kadar Allah'tan çok sevmeyeceğiz. Bakara suresi ayet 165. İlahlıkta şirk var, sevgide şirk var, kanunda demokrasi, laiklik, sosyalizmi, komünizmi kabul etmeyeceğiz. Hazreti Muhammed dışındaki kemalizm, apoizm, putunu, seroklarını reddedip şirkten arınacağız. Çünkü buna şirktir. Müslüman olmak için Allah'ın tek ilah ve Rab yetmiyor. Hazreti Muhammed'in serokluğu önderliği de şarttır. İmanın bir dairesidir. Çünkü Kur'an Hazreti Muhammed'e itaat, Allah'a itaat söylüyor. Kur'an öyle söylüyor. Sonra büyük günahtan sakınacağız. Sonra küçük günahtan sonra derecemizi o şekilde artıracağız. Sırasını yapacağız. Diyebileceklerim bu kadar yani. En büyük duamız şirkten arınmak olması lazım. Sonra büyük günahlardan, sonra küçük günahlardan, sonra Allah'a yakınlaşmak. Allah'a da zaten kişi bunları yaparsa otomatikmen Allah'a yakınlaşır. Mevdudi İbn-i Kayyım hocamızın nefis nasıl terbiye olunur hakkında nefis terbiyesi kitabını okumamızı tavsiye ediyoruz yani. Yani nefis kat eflehe men zekkaha ve kat khabe men dessaha. Nefsini aradıran felaha ermiştir. Kirleten felakete ermiştir. Çünkü Şems suresi yine söyler. Fehel hemeha fucura ve takvaha. Her insan kötü ve iyi yapacak bir irade verilmiş. Bu bizim elimizde. İsra 13. Bizim kaderimiz bizim elimizdedir. İsra 14. Yaptıklarımızı öbür tarafta okuyacağız. Kendi kaderimizi kendi elimize çiziyoruz. Kader bizim irademiz, Allah'ın iradesi, Azze ve Celle iradesinin karmasıdır, karışımıdır. Dünyaya mesajın var mı? Diyor musun ki ben dünyaya şunu söylemek zorundayım diye bir mesajım var. Şimdi sahabenin, Kur'an'ın evrensel mesajı vardır. Allah Kur'an'da Mekki surelerde 86 ile 90 sure aşağı yukarı altyapı temel ilk okuması gereken süreler Mekki'dir. Allah evrensel mesajda ben değil Allah insanlığa sesleniyor. Ya eyyuhannas, ya eyyuhannas. Medine'de ise inen 4-5 ayette ya eyyuhannas tabiri sınıfa yani derse geç kalanlar için Allah 4-5 ayette Medine'de inen surelerde ya eyyuhannas hitabını ne yapıyor? Tazeliyor, güncelliyor. Sınıfa, derse, zile geç kalanlar için son bir kitap, son bir mesaj. Allah Asr suresinde bütün insanlığa mesajı söylüyor. Müslüman ile müminlerin özeti olan imanı yaşayın. 2. Hakkı söyleyin. 3. Salih amel işleyin. 4. Sabır tavsiye. Bu 4 merhale çok önemlidir. İman, Müslümanlık ile müminin özetidir. Allah insanlığa sesleniyor. Ya Yuhannas, bir daveti ümmet var, bir icabeti ümmet var. Müslüman olup Allah'tan başka ilah ve Rabları reddedip, yani anayasaları reddedip, Hazreti Muhammed dışında Nebi ile Resul, başkan, serok serverleri reddedip, Hazreti Muhammed'in başkanlığını, serokluğunu kabul eden Müslüman olur, değil mi? Sonra gücüne göre Kur'an'ı yaşayan mümin olur. Sonra da iman da onun meyvasıdır, sonucudur. Allah bunu evrensel mesaj olarak insanlığa söylüyor. Bizim evrensel mesajımız insanlığa bu olması lazım. Çünkü Allah sesleniyor bize. Dünya patronu bizi muhatap almaz. Belki size de gel vermez, size seslenmez. Ama kainatı yaratan sonsuz gücü olan, her şeyinin sahibi olan Yüce Yaradan bize sesleniyor. Evrensel mesajı var Kur'an'ın. Kurtuluş, hidayet, doğruluk hepsi Kur'an'da var. Zaten Allah Nahl 90'da söylüyor. Allah adaleti, iyiliği, yardımlaşmayı, akraba yardımı, iyiliği, güzellikleri emreder. Çirkinliği, fena işleri, azgınlığı yasaklar. Düşünüp tutarsınız diye söğüt veriyor. Kur'an'ın insanlığa evrensel mesajı Asr suresinde var zaten. Okumamız yeterli geliyor. Allah'tan başka bütün ilahları, anayasaları reddedin. Hazreti Muhammed dışına sarıkları reddedin. Müslüman olun. Kurtuluş, çare, huzur İslam'dadır. Rad 28. Ela biz zikirlahi tetmeyin kulub. Kalpler Allah'ın zikirde huzura kavuşur. Derdimizi içimize atarsak kalp kırılır. Derdi dile dolarsak dert çoğalır. Dert Allah olursa Allah detayı satın alır. Öbür dünyada gerek Kur'an'daki Bakara suresinde
En'am suresinde geçen ayetlere göre öbür dünyada pişman olacağız. İsyan da etsek, itaat etsek yine pişman olacağız. Zara gideceğiz. Bari öleceğiz. Sıkıntı da olsa, rahat da olsa her türlü halde ölüm var. Ölüm öldürülemez. Kendisinden kaçılamaz. Kendisi aşılamaz bir gerçektir. Bari ne yapalım? Hakka, buyruklarına boyun eğelim. Allah dışına ilah ve Rabları reddedip Allah'a teslimiyet gösterelim. Hem dünyamızı ve ahiretimizi kurtarıp ilahi evrensel mesaja kulak verelim. Evrensel mesaj bütün insanlığadır. Hitap bütün insanlığadır. Ama müminler, iman edenler bu Kur'an'ı yükü sırtlananlardır yani. Allah bize bu şekilde Kur'an'da çarenin, huzurun Kur'an'da olduğunu söylüyor. Sizin gibi olan insanlara, kendinizi zillete, sefalete, köleliğe gelmeyin. Hazreti Ali ne diyor? Allah sizi hür olarak yarattı, insanlara köle olma. Yani demokrasi, laiklik, sosyalizm, komünizm, kemalizm, apoizm, bütün izm ve ideolojiler sizin gibi insanlardır. Eşitlik biz anlayamayız, sağlayamayız. Eşitlik ancak Yüce Allah sağlayabilir. Eşitliği her tarafta sağlamak kalkarsak ne olur? Adaletsiz çıkar ortaya. Huzur, çare İslam'dadır. Ve Allah Saf 8 Tövbe 32'de diyor ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Onlar ağızlarına mı Allah'ın sunumunu söylemek istiyorlar? Onlar istese de istemese de Allah nurunu bir şekilde tamamlayacaktır. Sence Mehdi gelecek mi? Olay Kur'an'daki, bakın ben defalarca söyledim. Kur'an'da Medine'de geçen Etiullah, Etiur Resul hakkında Allah'a alem bir sevap 33 yerde Medine'de geçen ayet var. 513 yerde Resul kavramı Arapça'da, Kur'an'da, Arapça lügatıyla Kur'an'da 513 yerde Resul sıfatı türevleriyle geçer. Türebiliyoruz, açıklamayayım. Edebiyatta ve kimyada geçen bir kavramdır. Bir kelimenin ortasına ve köküne bir ek gelir. O ek kelime zenginleşir. Mana zenginleşmesi, mana verimi meydana gelir. Şimdi Mehdi Aleyhisselam Kur'an'da var, nasıl yok? Ali İmran 81'de işaret geçer. Doğrudan Mehdi gelecek demez, işaret geçer. Ali İmran 81'de var, Ahzab 7'de var. Sana söyleyeyim. Kardeşime söyleyeyim, Kehf suresinde var. Yani Kur'an'da Mehdi ile alakalı çok ayet var. 513 yerde Resul sıfatı geçiyor. Hazreti Mehdi Nebi değil. Azab suresi ayet 6 yanlış değilsem Hazreti Muhammed son Nebi'dir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Nebi değil, Resul'dur. Çünkü Nebi olsa aşağı Kur'an hükmü kalkacak, yeni bir kitap daha gelecek demektir. İmam-ı Rabbani, Said Hulusi Hazretleri, Dursun Güneş, Abdullah Gürbüz, çoğu İslam uleması ve bizim de yorumumuzdur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Resul'dur. Resul peygamber demek değil. Resul uyarıcıdır. Yani gelecek, Kur'an'da işari ayetler var. Kardeşime söyleyeyim. İmam-ı Kettani 310 tane tevatür hadis toplamış. Faslı bir alimdir, eskilerdendir. 203 tane Mehdi Aleyhisselam hakkında hadis olduğunu söylüyor. 100 ile 130 tane hadis sağlam olduğunu söylüyor. Diğerleri zayıf ve uydurma. Tevatür olduğunu söylüyor. İmam-ı Şefkani de söylüyor. Tevatür hadisi, Hazreti İsa Mehdi Deccal hadisleri. İmam Suyuti de söylüyor. Kardeşime söyleyeyim, benim kanaatim, yorumum gelecek. Kur'an işaret eder, doğrudan gelecek ama işaret olarak geçer. Hadise de söyler. Ya ben inanıyorum yani, fazla sürmez. Yani Mehdi hem bir şahıstır. Hazreti Mehdi ismi Mehdi olmayacak. Mehdi bir sistemdir. Deccal da hem bir şahıstır, hem bir sıfat, hem kendisi bir sistemdir. Kainat Mehdi ile Deccaliyet sistemi üzerinedir. Bütün peygamberler, bütün ulema Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelemişler. Bütün dinlerin kitaplarında var, Kur'an'da var. Ali İbn 81'de geçer, Asabir'de geçer, işaret olarak geçer. Bütün peygamberlerin iftarıdır. Hakiki anlamda Allah adına savaşacak, mecaz olarak peygamberler ve ulema adına savaşacak. Allah'ın Resulü'dür. Allah ona çok ağır ilimler verecek, ledul ilmi verecek. Ledul ilminin üstadıdır, Hızır Aleyhisselam'ın üstadıdır, Sedası hocasıdır. Kardeşime söyleyeyim. Yani ben gene gelecek kanaatindeyim. Ama Mehdi, bir adam ben Mehdi'yim diyorsa üç şey bulması lazım söyledim. Bir, ledun ilmi olacak ondan. İki, peki, ledun ilmi nedir hocam? Ledun ilmi okuyarak öğrenilen bir ilim değildir. Allah'tan gelen özel ilimdir. Gizli bir ilim yani. Çok gizli bir ilimdir. Bu peygamberlere bile kolay kolay verilmez. Hatta verilmiyor. Bir Süleyman Aleyhisselam'a verildi. Hızır Aleyhisselam'a, Zülkarneyn'e ve Hazreti Mehdi'ye en son versiyon. Ledun ilmi akılın almadığı bir ilimdir. Okuyarak öğrenilmez. İki, tabutu şekilde ahit sandığı. Akasya ağacı Hazreti Musa Aleyhisselam Allah ona öğrettiği şekilde yaptığı akasya ağacı yapma tabutu şekline. Mucizevi bir sandıktır. Üç, hiçbir insanın
hiçbir kimsenin, hiçbir bilimin cevaplayamadığı soruları demezse o Mehdi değil. Şu anda internette de Mehdi'ler çıkmış, bir tanesi Mehdi değil kardeş. Bak ben insanlarla açık konuşayım, ben sohbet ediyorum. Üç şey olmazsa sahtekardır. Hazreti Muhammed diyor ki bir rivayette diyor, bir adam ben Mehdi'yim diyorsa hiç kimsen bilmediğini sorun, cevaplaması lazım. Kur'an Tavud-u Sekine'yi Talut olarak, Mehdi olarak, hükümden olarak işaret eder. Ledun ilmi de hadislerde söyler, Kur'an'da işaret olarak var. Meselemiz bu. Üç şey olmadan Mehdi olmaz. Öyle Mehdi'lik işaret etsen böyle olmuyor kardeş. Birbirimizi kandırmayalım yani. Bakın kimi günahını alıp şu anda internetlerde ben Mehdi'yim diyenlerin hiçbir tanesi Mehdi değildir. Çünkü Tabut-u Sekine yok. Ledun ilmi yok. Hiç kimse bilmediğini cevaplandıramıyor. Biz kalkıp kimi günahını alalım? Şimdi ben insanlarla Mehdi Aleyhisselam hakkında röportaj yapıyorum. Adam, ben adamın yakınına Mehdi demiyorum ki. Şimdi değil kardeşim. Üç şey olmadan sahtekardır. Adam diyor hocam diyor iyi insandır. Her iyi insan Mehdi olmaz ki. Her duası kabul olunan Mehdi olmaz. Allah bir kere her duayı kabul etmez. Ya üç şey olmazsa, üç şey olmazsa Mehdi olmaz. Mehdi'nin ismi Şeyh Muhyiddin Arabi kitabında söylüyor. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri doğrularını alırız, yanlışlarını almayız. Şeyh Muhyiddin Arabi Hazretleri doğrularını alır, yanlışlarını almayız. Her ulemanın Mehdi'nin isimleri söylüyorlar. Ama ben söylemeyeyim buradan. Mehdi ismi Kur'an'da geçer. Ne ama söylemeyeyim. İsmi nedir biliyor musun? Yok söylemem. Ben yıllardır biliyorum, ben söylemiyorum. Fitne çıkar kardeş. Her şeyin bir yeri vakti var. Mehdi ismi Kur'an'da geçer. Geçiyor. Şeyh Muhyiddin Arabi söyledi. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri Mehdi'nin ismini söyledi. Yıllar önce söyledi. Biliyorum ismini, Kur'an'da da geçiyor. Peki bilindik bir isim mi? Söylemem o kadar. O kadar biraz daha açarsan bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, o çağı çıkaracak bu sefer. Kur'an'da varsa sorun yoktur. Şeyh Muhyiddin Arabi söylüyor. Doğru söylüyor, kabulleniyor. Kitabında söylüyor. Şimdi Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri de söylüyor. Ben her ulemayı okurum ama her dediğini almam, her dediğini atmam. Kur'an'a uyuşuyor. Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Yani gelecek ama tam vaktini bilemiyoruz. Peki. Teşekkür ederiz. Hocam, tüm dinlere karşı yani Hristiyanlığı, Yahudiliği lanetleyecek miyiz? Yoksa onlara karşı duruşumuz nasıl olmalı? Şimdi Kur'an ne diyor? Ankebut 46. Size ve bize indirilene iman ettik deyiniz. Bakara 106. Yanlış değilsem. Kur'an bütün kitapların hükmünü nesetti. Bakara 106. Veya Sûretül A'la 6 ile 7. Bakara 106. Kur'an veya Hızır Aleyhisselam'ın 3 çocuğu öldürmesi. Kur'an gerçek Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in ve bütün dinlerin bütün kitapların hükmünü nesetti. Belki hak olsa bile. Tevrat, Zebur, İncil değiştirmiş. Kur'an'da bununla alakalı ayetler var. Size ve bize indirilene iman ettik. Yani size ve bize indirilene iman ettik demek ne demek? Tevrat, Zebur, İncil değiştirmiş ama değişmemiş ayetleri de var. Efendimiz ne diyor? Yahudi ve Hristiyanları yani Tevrat, Zebur, İncil'i topyekun doğrulamayın, topyekun de yalanlamayın. Size ve bize indirilen iman ettik deyiniz. Demek Tevrat ve Zebur, İncil'i topyekun yalanlamayacağız. İçinde değişmemiş ayetler de var. Şu anda bir daha. Kur'an ve sünnete uygun olanı alacağız. Diğerlerini almayacağız. Ama önce Kur'an ve sünnet. Biz şunu söyleyeyim. Genelde şu Bedir Savaşı hakkında, Müslümanların en önemli savaşı hakkında şöyle bir hadis dinleriz değil mi? Efendimizin duası. Ey Rabbim, eğer sen bir avuç mümine yardım etmezsen sana yeryüzünde ibadet edecek olan kalmaz deyince benim okuduğum bir kaynakta, bir rivayette Allah Hazreti Muhammed'e şöyle söylüyor. Sen nereden biliyorsun ey Muhammed Aleyhisselam hitaben bana yeryüzünde ibadet edecek olan kalmaz, sen nereden biliyorsun? Bak biz bunu hiçbir söylemiyoruz. Biz Muhammed diyoruz, adam saldırıyor bize. Niçin Hazreti Muhammed Aleyhisselam demiyorsun? Allah deyince bir şey olmuyor. Hazreti Allah demiyor ama Muhammed deyince kıyamet koparılıyor. Biz iyilik yapıyoruz diyoruz, biz yaptık. Kötülük geliyor diyoruz, kaderdir. Kur'an diyor ki Nisa 79, iyilikten Allah'tan kötüken hepsimizdendir. Kun feyekun fealul lima yurid. Allah bir şey dilerse onu verir. Biz ne yapıyoruz? Biz bazen rivayetleri Kur'an önüne geçiriyoruz. Rivayetler Kur'an ve sünnete uygun olacak. Bizim sözlerimiz, tarikatımız, meşrebimiz, şeyhimiz, hocamız, seyidimiz sözleri Kur'an ve sünneti aşmayacak. Kur'an'ın orijinali kadı yorumu güncellenir. Zamana göre konuşamıyoruz. O yüzden bizim altınlarımız, Zuhru suresinde Yüce Allah ne diyor? Bizim altınlarımız elmas, yakut, inci değil. Bizim imanımız ve ahlaki değerlerimiz diyor Allah Zuhru suresinde. Sizin birinci öncelik altınlarınız iman ve ahlaki değerlerimizdir. Buna dikkat edeceğiz. Dostu isterse Yüce Allah yeter Azze ve Celle. Müşid-i Kamil isterse Hazreti Muhammed yeter. Delil isterse Kur'an yeter, azimuşşan. İbret almak istersek ölüm yeter.
Meşgul olmak istersek ibadet, zengin olmak istersek kanaat bize yeter. Bunlar da bize yetmezse ise bize nar-ı cehennem yeter. Bizim gerçek müşrikimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ Allah senden razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Eyvallah. Selamete kalın. Rabbim seni her iki yanına korusun. Amin inşallah. Amin amin. Teşekkür ederim. Paramı çıkarma içine. Aman aman aman. Paralar da geliyor. Evet. Paralar da geliyor. Buyurun. Allah senden razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşürüz abi. Ben yine geleceğim yanına senin. Muhabbete geleceğim. Nasıldı? Güzel. Alanı mı?